Selamun aleyküm. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde köy ketesi var. Bu köy ketesi harika, mükemmel bir kete oluyor arkadaşlar. Malzemelerim: elenmiş unum var, tuz, 2 yumurta, 1 kilo yağlı köy sütü, köy yumurtası 2 tane ve buğday yağım var, sıvı yağım. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumun içerisine 2,5 su bardağı sıvı yağ, 1 litre süt ve yumurtanın beyazları, biraz da tuz ve maya. Merhaba. Bir de babaannem maya koydu. Yoğurt koydu. Süt yağlı olduğu için ben 2 su bardağı koyuyorum. Yağlı süt koyuyoruz, köy sütü. Maya, yumurta beyazı, 1 kilo süt, 2 bardak yağ koydum. Yağ az gelirse sonradan yarım bardak ilave edeceğim. Bir de tuz. Tuz da attım, evet. Şimdi Maya da attı babaannem. karıştırıyoruz malzemelerimizi. Evet, çok güzel oldu mazır. Çok lezzetli bir şey olacak. Ama daha ne olacağını bilmiyorum. Yağını sonradan ilave edeceğim. Unu kontrollü koyuyoruz. Ben undan biraz aldım. Elediğim unun hepsini atmadım. Evet. Evet, şimdi yavaş yavaş un ekliyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş un ekliyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında olacak. Sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ama çok koymayın. Evet, çok da koyarsak sert olur. Evet, yoğurmaya sor. Ketesi de şey olur, sert olur. Hı, ısıramayın. Şimdi şu an biraz daha ekleyeceğiz. Evet. Un tam geldi. Unu tam elemişim. Yani bir tane şey, tabağın içinde dolusu un katacaksınız. Demir tabağın Evet, içinde. şimdi kamerayı kapat oğlum. Arka. Şöyle 2 kaşık da yoğurt. Evet, yumuşak olsun diye. Çok da katmayın. Evet, ben 3 kaşık alacağım. Siz iki de atabilirsiniz, bir de. İstediğiniz kadar. O size bağlı. Ve de yoğuruyoruz. Evet, biraz yoğurduktan sonra yarım bardak sıvı yağ ekleyeceğim. Evet, vıcık vıcık oldu hamur. Arkadaşlar şimdi yağımızı koyuyor babaanne. Yağımız burada. Evet, şöyle yoğurdukça elimize yağımızı alalım. Evet, sonra hamuru yoğurmaya Toplamda başlayabiliriz. 2,5 su bardağı sıvı yağ kullanmış oluyorum. 1 kilo süt için. Evet, 2,5 su bardağı yağ. Yoğurdukça elime alacağım. Kulak memesi yumuşaklığında olacak hamurumuz. Evet. Hamurun seslerini duyuyorsunuz. Çok güzel. Vıcık vıcık. Arkadaşlar bunu böyle kaldırdığınızda altında yapışmamış olarak olacak. Yapışırsa az daha yoğurursunuz. Babaanne bir de üstüne bastı. Böyle elinize yapışıyorsa olmuş demektir. Kulak memesi yumuşaklığında şu şekil. Olmuştur. Evet. Şimdi yarım saat hamurumu mayalandırıyorum. Yarım saat çok değil. Bir tavaya yağ koydum. Yağımız ısındı ve unumuzu ekliyoruz. Evet, unumuzu karıştırıyoruz. Çok kavurmuyoruz un kokusu gidene kadar. Yarım saat dinlendirdim hamurumu ve mayalandı. Evet.
Çok güzel. Evet, şu kadar küçük küçük ben hamurumu alıyorum şöyle. Şöyle iç yapmıştım. İçten şu kadar alıyoruz. İçin bol konması, az konması isteğe bağlı. Şöyle yapıyoruz. Hamurdan şöyle koparıyoruz. Hiç bastırmadan şöyle köy ketesini yapıyoruz. Hamuru şöyle alalım diğer tarafa. Şöyle az bir yuva yaptıktan sonra parmağımızla içini de alalım. Şöyle hemen bezi aldıktan sonra şöyle yapıyoruz. Şöyle yuva yaptıktan sonra o yuvaya şöyle unumuzu kavurduğumuz içimizi alıyoruz. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Bezelerimi aldım içine, içimden koydum. Şimdi şöyle elimle yavaşça yuvarlaklar yapıyoruz. Yaptıktan sonra 5 dakika dinlensin, 5-10 dakika. Ketelerimizin havasını alıyoruz. Hafifçe biraz sıvı yağ. Yumurta sarılarımızı sürüyoruz. 2 yumurta beyazımızı içine, sarıların yüzüne kullanıyoruz. Şöyle çatalla izler yapıyoruz. Üzerlerine susam, çörek otu,
Evet, ketelerimiz kızardı. Alıyorum. Diğerlerini koyuyorum. Evet, nar gibi kızarmış ketelerimiz. Evet. Çok güzel. Soğuduktan sonra buzluğa kaldıracağım. Soğumaz için altına sıcakken yağlı kağıt sarıyoruz arkadaşlar. Sonra keteleri üzerine diziyoruz. Soğuduktan sonra buzluğa kaldırıp azar azar çıkarıp kullanıyoruz. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bana destek için beğeni ve yorumlarınızı, videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.